يا جيس. آية الكرسي، آية الكرسي. لماذا سميت بهذا الاسم؟ Neden bu ayet ayetel kürsi olarak isimlendirilmiştir? لأن فيها ذكر الكرسي. Çünkü bu ayette kürsi lafzı geçmektedir. هذه الآية في سورة البقرة. Bu ayet Bakara suresinde olup هي أعظم آية في كتاب الله. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük, en azim ayet. متى تقرأ؟ Peki bu ayet ne zaman okunur? نقرأها في الليل. Bu ayeti gece okuruz. لأن الإنسان إذا قرأها في ليلته لم يزل عليه من الله حافظا. Kim bu ayeti okursa geceleyin Allah katından bir koruyucu onu korumaya devam eder sabaha kadar. ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Sabah oluncaya dek artık o kimseye şeytan yaklaşamaz. تقرأ أدبار الصلوات المفروض الخمس. Ve bu sure, bu ayeti biz beş vakit namazın ardından da okumaktayız. لأن الذي يقرأها دبر كل الصلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ifade ettiği üzere, beyan ettiği üzere bu ayeti namazın sonunda okuyan kimseyle cennet arasında ancak ne vardır? Ölüm vardır. فهي آية مهمة. Bu önemli bir ayet. أعظم آية في كتاب الله. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük, en azim ayettir. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول الله الله هو المألوه المعبود. Bu sure Allah ile başlamak. Nedir Allah? Kendisine ibadet olunan mabud demektir. La ilahe yani la ahad yestahik an yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne demektir bu? Allah'tan başka hakkıyla ibadeti hak eden başka bir ilah yoktur. Lianna la ilahe illa Allah bina yaqum ala amudayn ala ruknayn. La ilahe illa Allah kelimesi bina olarak düşünürsek bunu iki esas üzere kurulur. Ennefi tekfur bi cemi'i ma'bed min dunillah. Bu ilk esas, ilk direkt kolonu nefidir, reddir. Allah'ın dışında ibadet olunanları reddedersin, nefi edersin. Al-amud al-thani isbat al-ibad Allah wahdu la sharika la. İkinci kolon ise, ikinci esas ise ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini ispat edersin. Al-hay. Ma ma'na al-hay? Peki El-Hay ne demektir? Zul-Hayal Kamile. Yani mükemmel bir hayata sahip olan demektir. Lem tusbak bi'adam. Yani öncesinde bir yokluk yoktur. Yani ente al-an qabl an tujad ve qabl an tekun fi hadhihi al-haya kunt fi al-adam. Sen bu dünyaya gelmeden önce, bu dünyada bulunmadan şu andan önce bir yokluk alemindeydin ve oradan buraya geldin. Naam. Ve kezalika qulna al-hay zul-hayal kamile. Dediğimiz gibi el hay hayat sahibi olmak demek mükemmel, kamil bir hayata sahip olan demek. Hayatel mahluk naqisa. Çünkü Allah dışındaki yaratılmışların hayatı eksiktir. Tusbaq hayatel mahluk bi adam ve yelhaqa fana yamut. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa el hayy allazi la yamut. Niye yaratılmışların hayatı eksiklikle doludur? Çünkü yokluktan gelir ve yokluğa gider. Yani bir ölüme gider. Allah Teala'nın ise öncesinde bir yokluk yoktur ve sonu biten bir hayatı yoktur. Naam. فاسم الله سبحانه وتعالى الحي فيه الكمال الذاتي. الحي isminde Allah Teala'nın zatının kemali vardır. Mükemmel bir zata sahip olduğuna işaret vardır. والقيوم فيه الكمال السلطاني. القيوم ise Allah Teala'nın otoritesinin, sultanının mükemmelliğine işaret vardır. نعم. ما معنى القيوم؟ القيوم ne demektir? هو الذي قام بنفسه يعني لا يفتقر إلى أحد من خلقه ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يفتقر إلى الخلق. القيوم demek kendi kendine kayyum olan. Yani kendisinin dışında hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan demektir. والخلق يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. Ve mahlukat tüm yaratılmışların kendisine muhtaç olduğu olanı demektir. فهذا الكمال السلطاني أنه هو سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. Bu ne demektir? Allah-u Teala her şeyden müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Naam. Thumma nefa Allah subhanahu wa ta'ala an nefsihi an-nawm wan-nu'as. Ardından bu ayette Allah-u Teala kendinden uyuklamayı ve uyumayı nefyetmiştir. Limada? Neden? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ladayhi أسماء وصفات فهو كامل الأسماء والصفات لا يلحق صفة من صفات النقص والعيب. Çünkü Allah Teala'nın
bütün isimleri ve sıfatları yücedir, üstündür, husnadır. O isimlerin hiçbirine bir noksanlık, bir eksiklik bulaşmaz, isabet etmez. Fa Allah subhanahu wa ta'ala la yanam ve la nu'as muqaddimaten nevm. Allah-u Teala uyumaz ve onu uyuklama tutmaz. Likemali subhanahu wa ta'ala, kemal hayati ve kayyumiyeti subhanahu wa ta'ala. Neden? Çünkü onun hayatı mükemmeldir, eksiksiz, noksansızdır ve o kayyumdur. Bundan dolayı uyumaz ve uyuklama tutmaz. Thumma zekara Allah subhanahu wa ta'ala umum mulkillah subhanahu wa ta'ala. Ardından Allah-u Teala mülkünün genişliğinden bahsetmektedir. Kul ma fis semavat ve ma fil ard lillah subhanahu wa ta'ala. Bu ne demektir? Yeryüzündeki her şey, göklerdeki her şey Allah'a aittir. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala la ya'zan li ahad an yeshfa' illa bi iznillah subhanahu wa ta'ala. Allah-u Teala bir kimsenin başka bir kimseye şefaat etmesini ancak kendi iznine bağlamıştır. Fehel ya'zan Allah subhanahu wa ta'ala lil asnam an teshfa'? Örnek olarak Allah-u Teala putlara birilerine şefaat etmesine izin verir mi? La vallah. Asla. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevm el kıyame la yestati an yeshfa' hatta yati el izn min Allah subhanahu wa ta'ala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bile kıyamet gününde ancak Allah-u Teala kendisine izin verdikten sonra şefaat edecektir. Naam. Thumma zekara umum ilmi Allah subhanahu wa ta'ala. Ardından bu ayette Allah-u Teala'nın ilminin genişliği anlatılmıştır. Ya'lem el-hâzır ve'l-mustakbel. Allah-u Teala şu an ne oluyorsa ve gelecekte ne olacaksa hepsini bilmektedir. Ve ya'lem el-mâzî. Geçmişte olanları da bilir. La yakhfa aleyhi şey fi'l-ard ve la fi's-semâ. Yerlerde ve göklerde ne varsa hiçbir şey ona gizli kalmaz. Fa iza kana Allah subhanahu wa ta'ala ya'lem kul şey, idhan la bud hadha yastawjib minka al-khawf wal-muraqaba. Allah-u Teala eğer bu surede ifade edildi, bu ayette ifade edildiği gibi her şeyi biliyorsa bu neyi gerektirir? Ondan korkmanı gerektirir. El-ilm allazi 'inda al-khalq 'inda al-'ibad yasir qalil jiddan. İnsanların sahip olduğu ilim çok az, küçük bir ilimdir. La yumkin أننا نحصل على شيء من العلم إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى. Bizler ancak Allah-u Teala'nın bizim hakkımızda izin verdiği istediği kadar ilim öğrenebiliriz. لأن من الآن يدعي علم الغيب كافر كفر أكبر. Kim gaybı bildiğini iddia ediyorsa bu kimse İslam dininden çıkan küfre düşer. وكاذب والله كاذب. Ve yalancıdır o kimse. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ne buyuruyor Allah Teala? Size ancak ilimden çok az olan bir şey verildi. إذا لا يمكن أن ندعي علم الغيب. Öyleyse gayb ilmini bildiğimizi iddia edemeyiz. ولا يمكن أن ننكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. Allah Teala'nın gaybı bildiğini de inkar edemeyiz. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم يعني مما أعلمنا الله سبحانه وتعالى إياه إلا الشيء الذي علمنا الله سبحانه وتعالى. Sûrede buyuruyor ki Allah Teala, Allah onların önlerinde olanı da arkasında bıraktıklarını da bilir. Onlar Allah Teala'nın ilminden ancak onun izin verdiği, onlara öğrettiği şekliyle ancak bir ilme sahip olabilirler. نعم. ولهذا الآن أنت لا يمكن أن تدعي شيئا من علم الغيب. Öyleyse tüm bunlardan sonra sen artık gayba dair bir şey bildiğini iddia edemez. La yumkin an taqul anna Allah subhanahu wa ta'ala fil janna mesela la na'rif mimma min al ashya allati fil janna illa al asma. Nakhl mesela zeytun rumman fil janna lakin leyset ka an nakhl ve zeytun ve rumman allati fil dunya. Naam. Mesela gayba dair Allah Teala'nın bize haber verdikleriyle ancak yetinebiliriz. Mesela cennette var olduğunu haber verdi. Hurma ağacı gibi, zeytin gibi meyveler ancak isimlerden, bizim isimleriyle bilebileceğimiz meyvelerdir. Yoksa hakikatini de bilemeyiz. İzam el mahluk yedul ala izam el halik subhanahu wa ta'ala. Mahlukatın büyük olanları, azametli olanları onu yaratanın ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Ente tetefekkar fi mahlukatillah, tenzur fi hazel kevn el bedi'i. Şu yeryüzüne, muhteşem yeryüzüne bir bak, tefekkür et. İbadet. التفكر عبادة. تفكر etmek حد ذاته bir ibadettir. فعندما تنظر في هذا الكون تقول سبحان الله. Yeryüzüne bu kainata bakınca ne dersin? Allah'ı tesbih eder, subhanallah dersin. نعم. الكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما. Peki ayette geçen kürsi nedir? İbn Abbas'ın da tefsir ettiği üzere Allah-u Teala'nın
iki ayağını koyduğu yerdir. Naam. Vel arş huve a'zamel mahlukat. Arş neresidir? Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu en büyük mahlukattır. İza kana el kursi ve mevdi' el kademeyn kal vesi'a kursiyuhu semavat vel ard. Fehâzâ el kursi el arş a'zam min hâzâ. Fe'izam hâzil mahlukat tedull ala izam el Hâlik subhanehu ve teâlâ. Kürsi o kadar büyük ki ayette ifade edildiği üzere bütün gökleri ve yeri ne yapar? Kaplar. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir de arşı vardır. Öyleyse arşın büyüklüğü ne kadardır? Bunların bu kadar büyük, azametli olması neye işaret eder? Onları yaratanın ne kadar azim, ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Lakin la yumkin an yazun zan an Allah subhanehu ve teala yehtaj ila al-arş av ila al-kürsi av ila şeyin min mahlukati. La vallahi. Asla kimse şunu zannetmesin ki Allah-u Teala bu kürsüyü, bu arşı yaratmıştır çünkü ona ihtiyacı vardır. Hayır. Haşa. Böyle bir şey düşünülemez. فَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ قُلْنَا مَخْلُوقَاتِ مِنْهَا عَظِيمَةِ نَعَمْ. İşte bu mahlukat, Allah'ın yaratmış olduğu bu mahlukat çok büyük yaratılan mahlukattır. Allah subhanehu ve teala يَحْفَظْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ. Allah-u Teala bu yarattıklarını ne yapar? Korur. وَمِنْهَا أَنْتْ. Seni de korumaktadır. İza qara'at hadhihi al-aya fi layla yahfazuk Allah subhanahu wa ta'ala. Şayet bu ayeti okursan gece Allahu Teala seni ne yapacaktır? O gece seni koruyacaktır. Aya kısira cidden. Çok kısa bir ayet. Lakin faide kebira. Karşılığında çok büyük bir faydası var. Fi hadhihi al-aya asma khamsa. Bu ayette yüce Allah'ın 5 tane ismi zikredilmektedir. Allah 1. Allah هو المألوه المعبود محبة وتعظيما خوفا ورجاء. Nedir Allah? Kendisine sevgi duyularak, kendisinden korkularak, kendisinden ümit beslenilerek ibadet olunan demektir. El hayy zul hayal kamila. Hayat la yamut. Mükemmel hayata sahip olan, asla ölmeyecek olan. El kayyum allazi qama bi nefsihi ve qama gayruhu bihi subhanahu ve taala. Mustagni an kul şey ve kul şey muftakir ileyh. Diğer bir ismi ise Allah-u Teala'nın bu ayette geçen kayyum ismidir. Yani kendi kendine kaim olan, başkasına ihtiyacı olmayan, başkalarının ona ihtiyacı olduğu. Bazı ulema يقول أن الحي مع القيوم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. Bazı alimler El Hay isminin ve El Kayyum isminin bu iki ismin ismi azam olduğunu kendisiyle dua edildiğinde Allah-u Teala'nın o duaya icabet edeceğini söylemektedir. Ve huve el-Ali, el-Ali hâzâ l-ismâ râbi' fi hâzihi l-âye. Ulû Allah subhanehu ve teâlâ nuthbit lillâh subhanehu ve teâlâ. Ulûvun fi'z-zât ve ulûvun fi'z-sifât. Bu ayette geçen dördüncü isim ise Allah-u Teala'nın el-Ali ismidir. Yani ulû. Allah-u Teala zatıyla yukarıdadır ve sıfatları yücedir. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تماثل صفات الخلق. Şunu da bilmek gerekir ki Allah-u Teala'nın hiçbir sıfatı beşerden bir sıfata sahip olan sıfatına benzemez. هذا علو في الصفات. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları nedir? Yücedir. علو في الذات أن الله سبحانه وتعالى في العلو. Allah-u Teala zatıyla da yukarıdadır. فَنُثْبِتَ الْعُلُوُ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bizler Allah-u Teala'nın yukarıda oluşunu Allah hakkında ispat ederiz. ثَبَتْ عُلُوَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ عُلُوَ الذَّاتِ بِالْقُرْآنِ. Allah-u Teala'nın yukarıda oluşu Kur'an ile ispat olunur. وَبِالسُنَّةِ. Allah Resulü'nün hadisleriyle. السُنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ. Sözlü sünnet. وَالسُنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ قَالْ اللّٰهُمَّ فَاشْهَدْ. Fiili sünnet. Allah Resulü Aleyhisselam demiştir ki elini yukarı kaldırarak Allah'a şahit ol. Sünnet takririye عندما سأل الجارية قال لها أين الله قالت في السماء. Ve Allah Resulü'nün tasvip ettiği bazı olaylar olmuştur. Cariye sorduğunda Allah nerede dediğinde kadın da yukarıda dediğinde Allah Resulü onu tasvip etmiştir. Bel sünnet tevaterat el ahadis ala isbat ulu Allah subhanahu taala ala halqi. Hadisler mütevatir olarak ifade eder ki Allah-u Teala zatıyla mahlukatının üstündedir. Ecma'atel umme ala isbatel ulu lillah subhanehu ve teala. Ümmet, İslam ümmeti bu konuda icma etmiştir. El akıl la yumkin an ya'ti insan akıl illa la bud an yuthbit lillah subhanehu ve teala sifetel ulu. Akıl ile de bakıldığında aklı başında hiçbir insan bunu inkar etmez. Bizatihi bilakis Allah-u Teala'nın yukarıda olduğunu kabul eder. Naam. الخامس الفطرة فطرة الخلق العباد
تثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. هذا الآن الشيخ في السيارة، راكب السيارة، يأتي فقير يدق عليه الزجاج، يقول له هكذا، يشير له يقول اعطيني، هذا من السيارة يقول هكذا، هو يفهم ماذا؟ الله يعطيك. نعم، fıtrat gereği de yaratılanların hepsi bunu kabul eder. Arabayla giderken bir dilenci size gelse, camınıza vurup sizden para istese, sizler de şöyle işaret etseniz, o dilenci ne anlayacaktır? Allah sana ne yapsın? İkramda bulunsun, Allah sana versin. عندما ترفع يديك تقول يا الله. Ellerini kaldırıp dua ettiğinde ne diye dua edersin yukarı doğru? Ya Allah diye. وَلَا يَمْكِنْ تَقُلْ يَا اللّٰهِ Ellerini yerin altına doğru işaret edip de ya Allah demez. نعم، والله أعلم. En doğrusunu Allah bilir.